Merhaba arkadaşlar, çözünürlük dengesinin 7. videosundayız ve bu videoda da yine saf sudaki çözünürlükle ilgili uygulamalar yapacağız. Dolayısıyla neler öğreneceksiniz? Yine uygulamalar yapmayı öğreneceksiniz. Önceki 3 videoda olduğu gibi ama burada test soruları çözeceğiz yine. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi burada suda az çözünen XY ve XZ2 iyonik bileşiklerinin çözünürlük çarpımları eşittir diyor KÇÇ değeri. Buna göre eşit hacimli çözeltilerinde bıdı 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 bunlardan hangileri farklıdır diyor. Şöyle yapalım. Aslında yorumlayarak hızlıca siz çözüyor da olabilirsiniz ama ben uzun uzun çözeyim, içim rahat etsin. Şimdi burada X artı ve Y eksi iyonları var. X, Z, 2'yi suda çözersek X artı 2 ve Z eksi iyonları var. Bunun katsayısı 2. Sudaları falan yazmadım. Bunun çözünürlüğüne arkadaşlar A desem A ve A iyon derişimleri olur. Bunun çözünürlüğüne B desem B ve 2B iyon derişimleri olur. Bunun çözünürlük çarpımının değeri A çarpı A'dan A kareye eşittir. Bunun çözünürlük çarpımının değeri ise B çarpı 2B'nin karesinden 4B küpe eşittir. Şimdi size demiş ki soruda bu katıların çözünürlük çarpımı değerleri eşit. Yani A kare 4B küpe eşit. O zaman A ve B değerleri birbirine eşit olabilir mi? Hayır, olamaz. Dolayısıyla bileşiklerin molar çözünürlükleri birbirinden farklıdır. Çünkü iyon sayıları farklı. Şimdi çözünürlük bize neyi veriyordu arkadaşlar? Litrede çözünen mol sayısını veriyordu. Mol sayısı. Şimdi biz litrede çözünen mol sayılarının farklı olduğunu bulduk. O zaman eşit hacimli çözeltiler hazırlasak o eşit hacimlerde de çözünen katıların mol sayısı birbirinden farklı olur. Yine KÇÇ değerlerinin eşitliğinden aslında A ve B'nin birbirine eşit olmadığını bulduk. Dolayısıyla ilk çözeltide X artı 1 derişimleri A, ikinci çözeltide X artı 2 iyonları derişimi B ve bunlar farklı olduğuna göre demek ki çözeltilerin içerdiği bu iyonların derişimleri de yine farklı olacaktır. Bir diğer sorumuz. Yine tabii ki suda az çözünen katılarımız var. Doymuş çözeltilerinde X ve Y iyonları derişimleri de eşitmiş. Ben yine uzun uzun yazayım. Siz arada bu videoyu durdurup lütfen soruları kendiniz de çözün, sonra kontrol edin. Şimdi X, CL'yi suda çözsem X artı 1 ve CL eksi 1 diye iyonlaştı. Y, CL 2'yi suda çözsem Y artı 2 ve 2 CL eksi diye iyonlaştı. Bana ne diyor? X ve Y iyonları derişimi eşit. Yani şuna A mol bölü litre desem bu da A mol bölü litre olacak. Peki şimdi molar çözünürlükleri eşit mi? Bakın birebir oran olduğuna göre X derişiminin A mol bölü litre olması bu katıdan çözünenin de A olması demektir. Bu yani molar çözünürlüğü A kadar. Y derişimi A ise yine birebir oran olduğu için katının çözünen miktarda litrede A mol olmalı demektir. Yani bu iyonların derişimleri eşit olduğuna göre bu iki katının molar çözünürlükleri de eşit oldu. Çözünürlük çarpımına geldiğimde şimdi klor iyonları derişimi A mol bölü litre olacak burada. Burada ise 2A mol bölü litre olacak. Biz bunların KÇÇ'sini hesaplarken burada ne yapacağız? X derişimiyle klor derişimini çarpacağız. Ama burada Y derişimiyle klor derişiminin karesini çarpacağız. Yani bu A kareye eşitken bu 4A küpe eşit olacak. Dolayısıyla çözünürlük çarpımları birbirine eşit olmadı. Doygun çözeltilerindeki klor iyonları derişimini zaten X'e bakarak bulmuştuk. Burada A kadardı, burada 2A kadardı. Evet, farklı oldu. Dolayısıyla doğru olan birinci ve üçüncü ifadelerimiz ya da yargılarımız oldu arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Suda az çözünen XY iyonik bileşiği ile oda koşullarında bir çözelti var. Bakınız katısıyla dengede. Ve diyor ki sabit sıcaklıkta dipteki katının bir kısmının çözünmesi sağlanıyor. Yani dipte son durumda yine katımız kalacak. Buna göre başlangıca göre hangileri değişmez? Şimdi arkadaşlar katıların çözünürlüğü sıcaklıkla değişir. Evet.
Biz burada sabit sıcaklıkta su ekliyoruz. Bir de çözünürlük ayırt edici özelliktir. Katı miktarına ya da çözeltinin ya da suyun miktarına bağlı değildir. Ve diyelim ki bu katı T derecede 1 litre suda atıyorum A mol çözüyorduk. Şimdi aynı sıcaklıkta çözeltiye su ekleyerek 2 litre yapıyorsanız ve hala dipte katısı da kalıyor ya, demek ki 2 A mol kadar çözmüş olursunuz. Ya da yani çözünürlük bir orandır. Sizin sabit sıcaklıkta ekleyeceğiniz su çözünürlüğü, yani bu oranı değiştirmez. Dolayısıyla XY katısının çözünürlüğü değişmeyecek. Çözünürlük çarpımının değeri KÇÇ, denge sabitleri hangisi olursa olsun yalnız sıcaklıkla değişiyordu. Çözünürlük değişmediğine göre, biz KÇÇ'yi çözünürlükten belirlediğimize göre KÇÇ değişmeyecek. X artı iyonlarının derişimi. Arkadaşlar biz bu çözeltide X artı iyonları derişimini katının çözünürlüğünden hesaplıyorduk. Çözünürlük değişmediğine göre iyonların derişimleri de yine değişmeyecektir diyoruz. Çünkü katının bir kısmını çözüyor. Dipte hala katı var. O yüzden eklediği su oranında dipteki katıyı çözdüğü için çözünürlük, KÇÇ ve iyon derişimleri değişmedi. Ve bu videoda son sorumuz. Arkadaşlar az öncekine benziyor mu? Az öncekinden şöyle bir farkı var. Diyor ki yine suda az çözülen XY iyonik bileşiğiyle oda koşullarında yandaki çözelti hazırlanıyor. Saf su ekleniyor. Dipteki katı tamamen çözünüyor. Ve sonra biraz daha saf su ekliyor. Yani dipteki katıyı ekleyecek kadar koyduk, hala doygundu. Dipteki katı çözündükten sonra su eklemeye devam ettiğimiz için artık elimizde doymamış bir çözelti oldu. Şimdi katının çözünürlüğü değişir mi? Hayır, değişmez. Çünkü çözünürlük dediğiniz maksimum çözünebilecek madde miktardır. Şöyle bir örnek üzerinden açıklayayım. Diyelim ki siz 100 gram suda, arkadaşlar en fazla, bunu niye koydum bilmiyorum, şunu sileyim. 100 gram suda en fazla 20 gram X çözüyordunuz. 200 gram suda en fazla ne kadar çözebilirsiniz? 40 gram çözersiniz. Şimdi çözünürlük en fazla çözünebilecek madde miktarı. Ben, bu da hatta 25 derecede olsun. 25 derecede 100 gram suda 10 gram X çözsem, evet bu çözelti doymamıştır. Ama doymamış olması doygunluğunu belirten çözünürlük değerini değiştirmez. Zaten ben bu orana göre doymuşluğuna doymamışlığına karar veriyorum. Yani katının çözünürlüğünü değiştirmedik arkadaşlar. Sadece fazladan su eklediğimiz için doymamış bir çözelti elde ettik. Çözünürlük çarpımının değeri değişmez. Neden? 1. Çözünürlük çarpımı değerleri ya da denge sabitleri sadece sıcaklıkta değişirdi. 2. Biz KÇÇ değerini doygun çözeltide bulunan iyon derişimlerini hesaplıyoruz. Yani maksimum çözeltide bulunabilecek iyon derişimleriyle hesaplıyoruz. Bu çözelti doymamış olsa da KÇÇ'si doygun halinden belirleneceğine göre istediğinizi yapabilirsiniz. İster doymuş, ister doymamış, katı dibe çökmüş, iyon derişimi az kalmış, aynı sıcaklıkta KÇÇ değerini değiştirmezsiniz. Bu büyük K'ları yalnız sıcaklıkta değiştirebilirim. Şimdi şurada bir durum var. X iyonları derişimi. Bundan bir önce yaptığımız örnekte su eklediğimiz oranda katı çözmüştük. O yüzden çözünürlük, yani maksimum çözebilecek madde miktarında kalmıştı ve iyon derişimleri değişmemişti. Ama şimdi burada katıyı çözdük. Şimdi o anda, yani o katıyı çözebilecek kadar su eklediğimiz anda derişim değişmezdi. Ama çözdükten sonra da su eklemeye devam ettik. Yani doymamış hale getirdik. O zaman X iyonları derişimi arkadaşlar azalacaktır. Yani değişmeyenler 1 ve 2 olacak. Şu KÇÇ'yi tekrar söyleyeyim. KÇÇ'yi biz dengedeki çözeltiden, yani doymuş çözeltideki iyon derişimleriyle hesaplıyoruz.
bunun sabit bir değeri vardır. Ama biz ister çözeltiyi doygun hazırlayalım, ister doymamış hazırlayalım, bu maksimum iyonlarla hesapladığımız, maksimum çözünebilecek iyonlarla hesapladığımız KÇÇ değeri sabit kalır. Evet arkadaşlar, saf sudaki çözünürlükle ilgili yapacağımız uygulamalar bunlar. Bundan sonraki videolarda çözünürlük dengesini etkileyen etmenlerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.